Selam, ne yaptınız? Ben bugün sizlerle yan evdeki mafyanın öldüm mü gömdüm müsünü yapmak üzere buluştum. Yan evdeki mafya hakkında çok fazla şey konuşacağız ama öncesinde öldüm mü gömdüm mü yapmamı istediğiniz diğer kitapları lütfen yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Öncelikle kitabımızın konusundan birazcık bahsetmek istiyorum. Çok böyle hani aslında kutsal, çok özgün, çok böyle farklı bir konusu var. Kızımız Derin mimarlık 2. sınıf öğrencisi ve 3. sınıfa geçiyor ve yaz tatilinde de ailesinin sırf bunun için tuttuğu bir yazlıkta tatil yapmakta. Tatilini yaparken ailemden nefret ediyorum abi, gerçekten inanılmazlar yani, benim için yazlık tutmuşlar ve ben şu an çok sıkılıyorum falan tarzı bir karakterimiz ve yine sıkıldığı için böyle bir gün dışarı çıkıyor. Bu arada hiçbir arkadaşı yok, niyeyse hiç şaşırmadım. Dışarı çıkıyor ve sonrasında da bir tane adamla karşılaşıyor ve yan evindeki o adam aslında mafyaymış. Ve onun kardeşiyle Derin oynarken bir anda mafya geliyor, böyle Mert işte ismi. Ve sonrasında şey diyor, seni öldürürüm falan diyor. Kız diyor niye amık? Mert diyor öldürürüm seni. Bu olayda çok komik ve aslında çok ütopik bir şey daha var. O da şu ki Derin Mert'in mafya olduğuna nereden karar verdi hiçbir bilgim yok. Yani şöyle, tamam adamları tartaklıyor, evet bir muhabbet var aslında öyle bir şey ama mafyaların yapacağı bu çete muhabbetleri, haraç kesme muhabbetleri hani hiçbirisi yok. Adam aslında teknik olarak bir şirketin CEO'su ama nedensiz bir şekilde Derin onun mafya olduğunu ilk günden itibaren biliyor ve ilk günden itibaren ölüm tehditleri almaya da başlıyor bu mafyadan. Hani biraz şey gibi aslında, kitabın içerisinde her ne kadar kapakta yan evdeki mafya yazsa da ve arka kapakta da yine mafya ile ilgili şeyler olsa da aslında kitabın içerisinde Mert'in mafya olduğuna dair kesin bir kanıt yok. Bu şey gibi aslında, hani bildiğiniz bazı gerçekler vardır ve aslında gerçek değillerdir. Mesela tweetinin erkek olması gibi duyunca wow dersiniz. O gibi bir muhabbet. Yani aslında Mert mafya olmaya da bilir. Ama hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Çünkü tek bir kitap maalesef bir seriye mensup değil. Keşke bir seriye mensup olsaydı da diğer kitaplarla da dalga geçebilseydik. Neyse, ölümle tehdit edilince Derin birazcık ürküyor ve sonrasında da yeah, ben artık babamın benim için tuttuğu yazlıkta kalmayacağım. Çok sıkıldım. Yaz tatilinde staj yapayım bari diyor. Sonra da İstanbul'a geri dönüyor aile evine. Ve okul bunu bir şirkete stajyer olarak atıyor. Ve tahmin edin bakalım hangi şirkete atıyor? Drum rolls. Mert'in olduğu şirkete. Yani onu ölümle tehdit eden bir mafyanın aynı zamanda bir CEO'nun şirketine kızımız stajyer olarak daha ilk günden böyle girer girmez alınıyor tabii ki. Sonra ne ara olduğunu yine asla anlayamadığımız, yine birazcık böyle wow dedirten bilgiler tarzı bir hikaye. Tesadüflerle başlayan nefret usul usul aşka dönüşür yazıyor ya. Yani şimdi bu ikilinin arasında hadi Derin'de tamam bir nefret olabilir ama Mert'in Derin'e uyandırabileceği bir nefret duygusu yok. Çünkü Derin ona hiçbir şey yapmadı. Yani kitaptayken size bu arada postitlerle bu kitabı destekleyeceğim. Daha çok eğleneceğimiz yerleri postitledim. Ama yani kitapta Derin'in Mert'e karşı yaptığı en ufak bir yanlış yok. Mert'in kardeşiyle oyun oynuyor sürekli. Çok tatlı da bir kız gibi davranıyor. Hani hiçbir sıkıntısı yok ama Mert'in ne zaman alıntılarına geçse gerizekalı Derin falan diyor. Hiçbir manası yok. Yani Derin hadi tamam nefret edebilir çünkü sonuç olarak Mert onu ölümle tehdit etti ama Mert'in Derin'den nefret etmelik en ufak bir sebebi yok. Yani aslında tesadüflerle başlayan bir nefret sadece tek taraflı bir nefret olması gereken bir nefretken öyle değil. Çok saçma sapan, hani hiç mi düşünülmedi diyeceğim. Düşünülmemiş yani. Neyse, ne ara olduğunu dediğim gibi anlayamasak da mafya kızımıza, kızımız da mafyaya aşık oluyor. Ve bunu gerçekten asla romantik olmayan tarzda şu şekilde öğreniyoruz. İşte seni öldürürüm bilmem neyi yapma diyor kız kıza. Sonra kız da şey diyor, ben seni daha çok öldürürüm, hayır yapacağım falan diyor. Sonra adam diyor ki ben seni seviyorum. Sonra kız diyor ki ben de seni seviyorum. Gerçekten enayilik seviyem. 5 dakika önce bu adam seni öldürmeye çalıştı. Alo, alo. Ve ben gerçekten okurken çok rahatsız hissettim. Yani şöyle, ben her zaman öldüm mü gömdüm mü cringe hikayelerini okumayı severim. Çünkü neden? Gerçekten kendime acı çektirmek bazı koşullarda hoşuma gidiyor. Ama hani bu birazcık zor bir level'dı. Yani okuyabilirsiniz tabii ki ama
zorlar sizi de eminim yani. Gerçekten birazcık zor bir kitap çünkü. O zaman hiç böyle şey yapmayayım. Daha fazla kitabın yorumuyla sizi yormayayım ve hemen post-it yapıştırdığım dalga geçeceğimiz kısımlara geleyim. Aa, gelmeden önce pardon. Şimdi gerçekten Wattpad kitaplarının en büyük sorunsallarından birisi olduğunu düşünüyorum. Bu kapak tasarımında hep yanlış yaş grubundaki insanlar konuyor. Kızımız gene reasonable bir kızımız. Tamam, hani bence 3. sınıf bir ya da 2. sınıf, daha doğrusu yaz tatilinde olduğu için 3'e geçmiş oluyor. 2. sınıf diyelim. 2. sınıf bir mimarlık öğrencisi bu kadar olgun olabilir mi? Bu 2. sınıf mimarlık öğrencisi ise şayet bu tip arkadaşlar, yani düşünün, ben şu an mezunum. Üniversite mezunuyum. Üniversiteden mezun oldum ve bu kadar olgun hala görünmüyorum. Yani bence bir tık yanlış yaş seçimi kullanılmış veya kızımıza çok böyle karanlık bir makyaj yaptıkları için de biraz daha yaşlı gösteriyor olabilir. Ama bence kızımız yanlış bir tercih. Ama ondan daha yanlış olan tercih bu adam. Arkadaşlar, adamın tipinde zerre şirket sahibi tipi yok, zerre mafya tipi yok. Hani hiçbir şey yok. Çok üzücü bir gerçek ama yani kötü çocuğu düşünüyorum. Kötü çocukla ne kadar dalga geçtiğim zamanında düşünüyorum. Kötü çocukta bile en azından Winnie O'Hara diye bir model kullanmışlardı ve adam gerçekten gençti ve gerçekten hani oradaki karaktere uygun bir karakterdi ama bu adam mafya olacaktan çok sancak konserinde sancak olarak yer alacakmış gibi duruyor. Adam aşırı derecede sancağa benziyor. Bilmiyorum, tek ben mi böyle düşünüyorum? Bence kapak karakter seçimi olarak her ikisi de çok çok yanlış bu arada. Ama adam daha da yanlış. Ama gerçekten en son sorunumuz bu olsun. Yani deri ceket giydirdiğiniz ve biraz da antresit siyah tişört giydirdiğiniz herkes mafya olmuyor abilerim. Lütfen bunu öğrenin. Yani gerçekten... Bir de 4. baskıyı gördüm şu an. Zaten tadım kaçmıyormuş gibi daha da çok tadım kaçtı. 4. baskıya kadar da gelmiş bu kitap. Ben kitap mı yazsam acaba? Böyle cringe bir kitap mı yazsam acaba, dalga geçmek için sırf? Herhalde basarlar. Yani basacaklar gibi görünüyor. 4. baskıya kadar da ulaşıyorsa gayet iyi. Parasını kazanırım, mis gibi otururum. İyi bir fikir olabilir. Bunu isteyenler artı butonuna bassın. Yumulsun hatta. Böyle sırf dalgasına bir cringe kitap yazıp hayatımı mahvedebilirim, kariyerimi falan. Şimdi sizlere dalga geçtiğimiz kısımlardan birkaç kuple okumak istiyorum. Mesela bir tane alıntı var ve bu alıntımız 20. sayfada. Daha hayatımızın, hikayemizin başında, çiçeği burnunda bir kitap okuyucusuyken bir anda böyle 20. sayfada şöyle bir alıntıyla resleşmiyoruz. Bu hayat buraya sadece tatile geldim, yoksa canını okurdum diye beni tehdit edince umursamadan kitabımın kaldığım sayfasını açıp okumaya devam ettim. Kitabımın gözümün önünden kayboluşuyla fırlatıldığı tarafa doğru kafamı çevirdim. O az önce benim kitabıma tekme mi atmıştı? Size yemin ederim, dedim ya başta da, gerçekten derin Mert'e karşı en ufak bir yanlışta bulunmadı ve düşünsenize yani... Sırf birisinin kardeşiyle oyun oynuyorsunuz ve sonrasında bahçenizde tatlış tatlış kitap okurken bir anda kitabınıza tekme atıyorlar ve ölümle tehdit ediyorlar. Çok çok weird yani, neden? Ne gerek vardı? Ya aslında bu şey birazcık genç ve tatlı masum kızımıza hiçbir şey yapmadığı halde atarlanan, giderlenen, onu böyle tehditler savuran, onu böyle hep üzen erkek Wattpad karakteri bir klasiktir aslında. Yani eskimeyen, gerçekten yıllar geçse de değerinden değer kaybetmeyen bir değerimizdir aslında. O yüzden çok şaşırmamak gerek buna. Sonra daha 36. sayfaya gelmişken, daha bakın 16 sayfacık ilerlemişken yine bir kriz geçirmişim. Çünkü bu postitler bu arada benim kriz geçirdiğim, cringe krizi geçirdiğim yerler. Şimdi okuyorum. Gören de seni Mete'ye değer falan veriyorsun sanacak, dedim. Meymenetsiz suratı daha da sevimsiz bir hal alırken nefretini ve tehditlerini umursamayarak konuşmaya devam ettim. Sen bir çocuğun arkadaşsız kalmasının ne demek olduğunu biliyor musun? Bilmezsin tabii. Ne düşünüyordun ki? Onu hastalığından dolayı kendinden nefret etmesini sağlamayı mı? Burada yanlış bir cümle şeyi var ama neyse. Herkesin ondan korktuğunu düşündürerek mi? Dediğimde suratı artık başka bir renk almıştı.
Birkaç defa etrafına bakındı ve elini pantolonun arkasına götürerek siyah ve parlayan bir silah çıkarıp tetiği çekti ve alnıma dayadı. Dude, biraz fazla sinirli değil misin gerçekten? Yani düşünün bak, bir davetteler ve davette kızımızın da oğlumuzun da ailesi var. Aile yemeği yani. Bir anda böyle çıkıyorlar bahçeye ve hasbihal ederken Mete bu arada Mert'in kardeşi, Mete'nin ne kadar yalnız olduğuna dair bir hasbihal dönerken bir anda çıkarıyor adam silah, tetiği çekiyor. Sonra 63. sayfada bir an için beni öldürmekle korkutan ve bunu gerçekleştirmek konusunda hiç korkmayacak birinin olduğunu söylemek üzereydim. Fakat bunu asla onlara söyleyemezdim. Büyük ihtimal çıldırmış olduğumu düşünüp beni evlatlıktan bile reddedebilirlerdi. En sevdiğim alıntılardan biri bu arada. Vlog çekerken bir gün benimle sıkılın diye bir vlogum var. Şuraya veya şuraya bırakayım. Orada da bu alıntıyla biraz dalga geçiyordum. Çünkü o sıralarda okuyordum bu kitabı. Bu olay şu. Yine Mert kızımızı 900. kez ölümle tehdit ettiğinde kızımız yine korkuyor ve bunu ailemle mi paylaşsam acaba diye böyle küçük bir zeka pırıltısı geliyor aklına. Sonra bu alıntıyla birlikte aile ilişkilerinin ne kadar iyi ve böyle çok güzel olduğunu görüyoruz. Yani düşünsenize, ailenize gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki şöyle şöyle bir adam var. Bu adam beni ölümle tehdit ediyor ve şirket CEO'su, hani bunu dalga geçecek bir şey olarak yapabilecek biri değil çünkü hayatı bitebilir bu şekilde. Ve beni ölümle tehdit ediyor diyorsunuz ve aileniz şey diyor, yürü git lan diyor. Sonra da sizi evlatlıktan reddediyor yaka paça. Delirmiş olduğunuzu düşünün. Hani bu kadar salak bir ailenin, bu kadar salak bir çocuğu, bu kadar salak başka bir ailenin, bu kadar salak başka bir ailenin ve şirket sahibi bir çocuğu nasıl bir araya geldi? Ben çıldırma aşamasına yavaşça yaklaşıyorum. Neyse, birazcık sakinleştirdikten sonra kendimi 79. sayfada sinirli bir tonla Mete'nin kalbinde delik var dediğinde duraksadım ve kalbim atmayı kesmiş gibi hissettim. Çünkü bu ciddi bir konuydu ve Mete'yi seviyordum. Gözüm gözyaşlarıma buğulanırken ne? Yere bir damla düştü. Sonra iki gözümden de sicim gibi yaşlar akmaya başladı. Ağlıyordum. Mete'yi kaybetme korkusundan hışkırarak ağlıyordum. Şimdi ne olacak diye sordum. Ağlama. Güçlü olmamız gerekiyor. Özellikle senin, çünkü Mete için ayrı bir yerdesin ve uyarmama gerek yok sanırım. Onu üzersen fena olur. Wattpad jargonunu asla ama asla anlamıyorum. Yani şimdi sayfa 79'dayız. Şu ana kadar kızımız sadece Mete ile bir kere bahçede oyun oynadı. Yan komşu gayet. Ne ara bu kadar Mete için özel bir yerin var, Mete için çok ayrı birisisin kıvamına geldi. Hani şeyi anlayabiliyorum, kızımız ağlayabilir çünkü neden? Ortada bir söz konusu olan çocuk var ve çocuk tatlı da bir çocuk, hani ağlayabilir. Ama yani Mete için çok değerlisin, artık Mete'nin hasta olduğuna göre sürekli Mete'nin yanında olmalısın tarzı bir şey nereden geliyor? Yani bu olay nerede çıktı? Ben pek anlayamadığım için birazcık beyin yumuşması yaşadım o konuda. Çünkü anlayamıyorum. Yani haliyle ne kadar uğraşırsam uğraşayım anlayamadığım bir olgu bu durum. Mete'nin aşırı derecede bir anda böyle derinle yakın olması ve bunu herkesin kabullenmesi falan. Neyse, 153. sayfada bizi ayrı bir Wattpad devrimi, ayrı bir Wattpad tadı, böyle o güzelliklerinden bir tanesi karşılıyor. İkili asansörde kalıyor Mert ve Derin. Sonrasında Mert durup dururken, size yemin ederim bakın durup dururken, keşke bu kitabı okumuş olsaydınız ama durup dururken kızımıza asansörde açılıyor. Yani baya böyle benimle evleneceksin, evimin kadını olacaksın tarzı bir açılma. Anlamsız bir konuşmanın ardından da asansörde yapılmış olan Mert şöyle düşünüyor. Mert'in alıntılarından bu. O en iyisini hak ediyordu. Kendisini kaç kez ölümle tehdit etmiş bir adama güvenemez. Wow. Yerinde olsam ben de güvenemezdim. Fakat bana güvenmeliydi. Bunu yapmalıydı çünkü onu sebepsiz bir şekilde yanımda olmasını ve artık Mete'nin de yanında olmasını istiyordum. Dude, hani sanki öncesinde kadını 5-6 kere tehdit etmeseydin ölümle daha mı işin kolay olabilirdi acaba? Ve Mert'in yanında olmasını niye istiyor gerçekten anlamış değilim. Mert hani gerçekten burada birazcık şey gibi, aman tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey tarzı bir karakter Mete yani gerçekten. Neden sürekli Mete'ye dair planlar yapılıyor ama bu planlara Mete asla dahil edilmiyor bilmiyorum kitap boyunca. Neyse,
Sonrasında 191. sayfaya gelmişiz. Artık yavaş yavaş bu arada bu kısımlar bittiğinde ben buralarda ağlamaya başlamıştım. Kitaba dair heveslerim çok kırılmıştı. Dalga geçiyordum falan ama sonrasında oturup böyle ben niye bunu okuyorum ki falan diye düşünüyordum. O yüzden şu an 191. sayfadaki alıntıya gerçekten hani böyle birazcık gibi bir tepki verdim. Okuyoruz. Az önce mahkeme duvarı suratlının, bu arada Mert öyle diyor kızımız, karşısında olurken sanki striptiz yapıyormuş gibi yere fırlatmıştım fakat bu zorunlu bir durumdu. Uyuyormuş ifadesi takınmak için. Peki. Hızlıca kendi odama girdiğimde çekmecelerimi karıştıran bir Mert görmeyi planlamıyordum. Mert diye bağırdığımda elinde en sevdiğim atletimle bana bakıyordu. O çekmecemde iç çamaşırlarım vardı ve şu anda yaptığı iğrençti. Çekilsene oradan diye tekrar bağırdığımda bunu yapmaması gerektiğini açıkça belirtmiştim. Elindeki atleti sağa doğru fırlattı ve çalışma masamın yanındaki dönen sandalyeye kuruldu. Gerçekten bakın hani şu an da aynı tepkiyi verdim ama okurken de aynı şekilde böyle bir gibi bir tepki vermiştim. Yani bu tarz sahnelerin bizim Wattpad karakterlerimiz arasında sexual bir tension oluşturması mı bekleniyor acaba? Atlet ya hani şey de değil böyle bir arzu objesi de değil, atlet yani. Bildiğiniz annelerimizin terlediğimizde hasta olmayalım diye giydirdiği atlet. Hani yani bunu yazan yazar acaba kim bu arada? Çok merak ediyorum. Yani hayatı nasıl ilerliyor acaba? Çok merak ediyorum. Bunu gerçekten troll için yazmış da olabilir bu arada. Yani düşünsenize gerçekten oturup bunu yazdıysa muhtemelen küçük yaşlarda yazmıştı. Ve muhtemelen de küçük yaşlarda yazdığı için hani atlet onun için bir arzu objesiymiş gibi görünmüş olabilir. Bunu hani şey yapmıyorum, çok böyle yadırgamıyorum. Şu an yadırgayacağım son şey bu zaten ama acaba yazar bu kitabı yazdığında kaç yaşındaydı? Yazara dair küçük bir stalk yapacağım bu videodan sonra. Keşke öncesinde yapsaydım ama sonrasında yapacağım. Siz de bildikleriniz varsa yazın bana. Çok merak ettim. Hani gerçekten küçük yaşta yazılmış bu tarz Wattpad kitapları yayın evleri sırf para kazansın diye basılabiliyor çünkü. Eğer öyle bir şeyse biraz üzüldüm. Çünkü gerçekten hani yazdıkları şeyler biraz daha küçük bir çocuğun yaptığı böyle pervasız karalamalara benziyor. Hani öyleyse küçük bir çocukken yazdığı bu cringe hikaye gerçekten yayın evi tarafından niye basıldı bilmiyorum. Yani biliyorum aslında da bilmiyormuş gibi davranalım. Neyse. 232. sayfasında şaşırarak bakınca bir tanesi ileriye gelip abla bunları alır mısın dedi ve ben de birkaç tanesinin ellerindeki gülleri aldım. O sırada arkamdan çişt diye bir ses geldi ve arkama döndüm. Mert elinde bir yüzükle bana bakıyordu. Benimle evlenmek zorundasın dedi. O an Mert'e olan kırgınlığım ve nefretim uçtu sanki. Mert'in teklifi öküzceydi ama ben sorulmuş gibi evet dedim coşkuyla. Gerizekalı aferin. Hayatımda okuduğum en kötü evlenme teklifini sizler de okudunuz. Şu an yine hani diyorum ya bakın bu kadar sayfadan sonra beyin hücrelerim yavaşça hayatını kaybettiği için bir noktadan sonra her şeyi okuduktan sonra altını çizip deyip devam ediyordum yani. Bu da onlardan birisi. Ve bu arada yani karakterlerimiz daha yeni yeni birbirlerine seni seviyorum demeye başlamıştı biliyorsunuz ki asansörde kaldıktan sonra. Çok hızlı bir evlilik teklifi oldu ama çiftimize mutluluklar diliyoruz. Ne diyelim? Nikahına beni çağır derinim, istersen şahidin olurum senin. Bu adam kim diye soran olursa eski bir mafyacık dersin sevgili. 278. sayfada şu telefonu kaldır dedim. Sana ne? Dedi tertersiz. Ters yazılmış. Bunun benim yanımda ne işi vardı? Tıpkı bir sülük gibi karakterleri vardı ve sınırımı zorluyordu. Şimdi ispiyonlarım bak diye tehdit ettim. Hadi durmasana. Karakterimiz bu arada üniversite 2. sınıftaydı. 3'e geçti. Bunu söylemiştim değil mi? Söylemiştim evet. Yani ve bu arada sınıf arkadaşıyla küçük bir hasbihali arasında geçen. Yani sanırım gerçekten kitap yayınlandığında yazar ya ortaokul ya da lise öğrencisiydi. Çünkü üniversiteye dair pek bir fikrinin olduğunu düşünmüyorum. Bir, hani hocalar, üniversitedeki hocalar bilmeyenler için genel olarak kendi gördüğüm, kendi arkadaşlarımdan da gördüğüm bir olay bu. Hocalar genel olarak derste çok fazla kişi varsa bir amfi tarzı derse ki burada öyle. Pek de böyle telefonla oynamanızı umursamıyor. Sizi görmeyebiliyor bile. Ve hatta yani telefonla oynarsanız da maksimum alacağınız azar kaldır o telefonu tarzı bir şey olacaktır. Yani o kadar böyle hani ispiyonlarım seni, hayır ispiyonlamayacaksın, evet ispiyonlayacağım tarzı bir diyalog geçecek kadar hocalar umursamaz. Yani birazcık fazla ortaokul veya lise
havası verdi bana bu alıntı. O yüzden de biraz yazarın yaşından dediğim gibi şüphelendim zaten. Bir de çok önemli bir şey soracağım. Bu az önce okuduğumuz diyalogdaki karakter, karşı karakter tamamen böyle Derin'i yeni tanıyan birisi. Bu kızın hayatındaki tanıdığı herkes neden aşırı derecede ters o insanlar? Hani kızımız nasıl bunları çekiyor veya çektiyse de nasıl bir enerji durumuyla bunları hayatına alıyor? Bilmek istiyorum gerçekten. Çok tuhafıma giden saçma sapan bir olay. Yani Derin'in hayatına giren 7-70 herkes ters o. Mete hariç. Mete küçük kardeş biliyorsunuz. Kalbi delikalı. O hariç herkes ters o. Ailesi de ters o bu arada. Yani kızımız gerçekten birazcık psikoloğa falan gitse hakkıdır yani o durumda. Terapiye ihtiyacı bile var hatta bu durumda. Neyse 354. sayfaya geliyoruz. Allah'a bin şükür ki daha fazla post-it yok kitapta. Allah'ım gerçekten çok mutluyum. Ha şöyle bir olay yaşandı öncesinde 354. sayfasının öncesinde. Kızımız Derin Mert'in evinde neden çıktığı belirsiz olan bir kurşunlu çatışmada ağır yara alıyor ve sonrasında da sakatlanıyor ve fizik tedavi eşliğinde yürümesi belki sağlanır falan diye böyle bir drama dönüyor. Allah'ım yürüyemeyecek miyim? Hayır yürüyeceksin. Birlikte başaracağız tarzı bir dramadan sonra kızımız iki kere fizik tedaviye gidiyor ve sonrasında da neler oluyor? Neler? Mete'yi alıyor sırtına, çeviriyor, döndürüyor, işte çakalaşıyor, oynuyor falan. İki kere fizik tedaviye gitmiş sadece. Hiç hayatımda fizik tedaviye gitmedim ama eminim ki iki kere gidilerek çözülebilecek bir şey değildir. Çünkü kurşun alıyor vücuduna ve kurşun onu gerçekten sakatlıyor. Hani eminim ki iki kereden fazla gitmesi gerekiyordur ama yapacak bir şey yok. Yazarımız literatür taramasını bir tık yapamamış, bir tık araştırması eksik kalmış sanırım. Artık kitaba verebileceğim maksimum tepki bunda kaldı çünkü. Tamam diyebiliyorum. Bu arada kitabımız 30 TL bandında bir fiyatta. Yani ben bunu Amazon'dan aldığımda bir tık daha pahalıydı diye hatırlıyorum. Ama tabii kitaplar artık sürekli zam yiyen şeyler olduğu için pek şaşırtıcı değil. Ama eğer cringe olmak istiyorsanız benim gibi alıp okuyabilirsiniz. Benim altını çizdiğim sayfalarda da umarım bu videoyu birkaç kere izlersiniz o kitabı okumadan önce de. Böyle altını çizdiğim satırları okurken siz de benim gibi aynı acıları yaşadığınızın da farkında olursunuz. Ben üzgünüm. Ben biraz hayata küstüm galiba. Şu sıralar yanımda Psikopat Kız diye bir tane daha cringe olabileceğini düşündüğüm bir Wattpad kitabı var. Ama sanırım onu okumak için birkaç ay kendime böyle mental bir hayat şeyi, iyileşme süresi tanımak istiyorum. Çünkü aksi takdirde atlatabilir miyim gerçekten bilmiyorum. Okurken hani böyle şey hissediyorsunuz bir süre sonra çünkü. Hayatımdaki bu an bir daha gerçek olmayacak, bir daha geri gelmeyecek. Sürekli benim için bir anı olarak kalacak ve ben bu anı arkadaşlarımla, ailemle güzel şeyler yaparak mı geçirmeliyim yoksa evde ağlayarak, yan evdeki mafya okuyarak mı geçirmeliyim diye bir sorgulama yaşıyorsunuz. Bu videoyu çekerken de bunu yaşadım bu arada ama seviyoruz bir noktada cringe olmayı sanırım ya. Sanırım değiyor. Eğlenceli en azından. Yani en azından dalga geçebiliyoruz. Yazar umarım beni dava etmez. Param yok. Ama gerçekten hani yazarın yaşından dolayı olduğunu bir tık daha anlayabiliyorum. Bir tık daha hani küçük bir çocuğun kaleminden yazılmış bir hikaye olduğu biraz belli oluyor. Dediğim gibi yazarın stalkını da yapacağım ama genel olarak biraz üzüldüğümü vurgulamak istiyorum. Yani bana aşağı cringe kitaplar bırakın. Yani isimlerini söyleyin. Basılmış cringe kitaplar bırakın lütfen eğer mümkünse. Çünkü Wattpad hesabım yok ve açmaya da niyetim de yok. Oradan okumak da istemiyorum. Böyle dalga geçmek daha keyifli oluyor. Onlara da bir göz atacağım ama bir süreliğine gerçekten biraz böyle dinlenmek, öptümü gömdüm mü de, biraz dinlenmek istiyorum. Bu kararım her an böyle değişebilir gerçi ama şu anlık benim ruhumun ihtiyaç duyduğu şey bu. İzlediğiniz, vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bu kitap hakkında neler düşünüyorsunuz, yazarına dair bir bilginiz var mı? Lütfen aşağıya yorum atın. O zaman vaktiniz için tekrar teşekkür ederim. Umarım sizi bir sonraki videoda da tekrar görebilirim bu videodan sonra. Umarım siz de benim gibi beyin felci geçirmemişsinizdir. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın ki yeni video geldiğinde bildirim gelsin. O zaman sizi bir sonraki videoda tekrar görmek dileğiyle uğurlayayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.